yaşla ilgili, bir de yaptığı egzersizle ilgili. Evet, evet. Şimdi belli bir yaştan sonra maalesef derilerin toplaması çok şey olmuyor. Yani çok ilave yöntemlere ihtiyaç olamayabiliyor. Evet. Yani hastanın fazla bir karın sarkıklığı olabilir. Kollarda sarkıklık olabilir. Memede sarkıklık olabilir. Daha çok olabilir. Sanki kadınlar ondan daha çok mu karşılaşıyor bu deri sarkması problemiyle? Fazla kilo verince. Kilo fazlalığı yani ne kadar fazlaysa. Belki kadınlar biraz daha çok takıyordur buna. Çünkü erkeklerde doğru söylüyorsunuz. Erkeklerde karın germe ameliyatlarımız çok daha az oranda yapılıyor. Ama işte kadın zayıfladıktan sonra işte 150 kilodan 70 kilo 60 kiloya düştü. Hı hı. Ondan sonra ona rahatsızlık veriyor. Erkekler kemerin altına, pantolonun altına yerleştiriyor. Bir şekilde hocam burada göstereceğimiz herhangi bir şey yoksa masa başına geçebiliriz. Sohbetimize orada devam edelim. Buyurun lütfen hocam. Tekrarlayalım, hatırlatalım ekran başında izleyen izleyicilerimize de. Operatör doktor Namık Yılmaz stüdyo konuğumuz, genel cerrahi uzmanı kendisi ve aslında tüm yönleriyle obeziteyi konuşuyoruz. Obeziteyle ilgili son teknikleri de konuşuyoruz. Hangi yöntemleri kime göre nasıl uygulanması gerekiyor bunları soruyoruz kendisine. Şimdi hocam aslında çok güzel anlattınız. Vücut kitle endeksi bu noktada çok önemli. O kadar güzel anlattı ki aynen. İnsanın hemen ameliyat olası gelecek kadar. Aman ya şimdi siz hekimsiniz. Yani biz hekimler şey gibi anlaşılmasın lütfen. Biz insanları ameliyat etmek istemeyiz gerekmedikçe. Yani bu hiçbir zaman olmaz. Hiçbir cerrah arkadaşım da bunu böyle düşünmez. Hiçbir tıbbi girişim özendirici şekilde nitelendirilemez, anlatılamaz. Ancak tabii. Şu da bir gerçektir ki bu ve buna benzer yöntemlerin doğru kişilerin ellerinde doğru yöntemlerle ve doğru parametrelerle yapılması aslında bir tıp kuralı olduğunu anlatılması, bilinmesi de gerekiyor. Ve de görevimiz aynı zamanda insanlar bilinçlendirmek, onları farkındalığı yaratmak. Problem nerede başlıyor? Hangi noktada dikkat etmeliler? Hı hı. Ne gibi yönleri öne çıkarmalılar hayatlarındaki davranışlarda? Onları anlatmak. Peki. Şimdi bu ameliyatlar hemen hemen birçok yerde, birçok mecrada gün geçmiyor ki basında da yer alıyor. Bu noktada kimlere bu ameliyat yapılamaz? Bana bunu çok tıbbi literatürle olmayan Ayşe tabii. Teyzem, Mehmet amcam için anlatır mısınız? Tamam. Şimdi Mehmet amcacığım şöyle ki birincisi yapılabilirlik noktasında endikasyonlarından tuttuğunu düşünüyorum. Yani işte kilosu, boyunun tuttuğunu düşünerek söylüyorum. Hı hı. Ama hangi noktada yapılmaz? Şu noktada yapılmaz. Hastanın bu ameliyatı olmakta 1. Psikiyatrik, 2. Vücutla ilgili herhangi bir hastalığı varsa bu yapılmaz. Vücutla ilgili herhangi engel hastalığı varsa. Örneğin kardiyoloji buna izin vermez, yapılamaz. Göğüs hastalıkları açısından akciğerleri yeterli çalışmıyordur, sigara içmiştir. Günde 1 paket, 1,5 paket sigara içmiştir. Bunu yapmamak lazım. Avustralya'dan hasta geldi. Günde 2 paket sigara içiyormuş. Bize başta söylemedi. Ameliyat için geri gönderdik. Her defasında söylüyoruz. Aslında geri gönderdik. Tabii. Bir tanesi de 2 paketi de aynı zarar veriyor. Son derece sıkıntılı. Çünkü sigara oradaki akciğer hava yollarında birçok hasar yapıyor. Ve ameliyatlardan sonra herhangi bir ameliyat, bizim ameliyat özelinde söylemiyorum. Peki herhangi hocam. Bir ameliyattan sonra akciğer problemleri ortaya çıkıyor. Elektronik sigara? O da iyi değil. Çünkü nargile. Onda da kimyasallar var. Nargile son derece zararlı. Daha az zararlı diye konuşulanlar gibi. Son derece zararlı ama hiç yani eğer böyle bir alışkanlık varsa onu en azından göğüs hastalıklarının izin vereceği düzeyde organizasyonlar yapıldıktan sonra bir süre bırakıldıktan sonra ancak ameliyatlar bizlere yapılabilir. Masum gibi gösterilen bu ve buna benzer tütün mamullerin hiçbirisi. Hiçbirisi evet. Kesinlikle. Hatta pasif içicilik bile günümüzde ne kadar zararlı o bile ciddi bir sorun haline geldi. Tabii. Ayrıca akciğer, kalp dedik. Anestezi doktorlarımız muayene ediyor hastayı mutlaka. Hı hı. O anestezi doktorunun gördüğü farklı bir şey. Ameliyata engel olabilir. Boğaz yapısı engel olabilir. Yani aslında hasta size başvurduğunda hocam böyle aha. Bir problemle ciddi anlamda bir taramadan geçiyor. Çok ciddi. En baştan bütün hormonlar, bütün kan değerleri, işte ayrıntılı diyabetik paneli değerlendirilir kan sonuçlarında. Her şeyden okey aldıktan sonra biz ikinci aşamada konsültasyonları yaparız. Yani konsültasyon dediğimiz farklı doktorlara danışma. Görüşlerini alırız. Bu hastaların durumları ile ilgili görüşlerini alırız. Hasta geldi. Ondan sonra dahiliyeci arkadaş bir bakar. kendi der ki benim açımdan hastada bir sorun yok, ameliyat olabilir. Göğüs hastalıkları bakar, bir problem yok, ameliyat olabilir. Kardiyoloji bakar, hastayı sıkıntılı buldum, hasta kalır. Hı hı. Ondan sonra anestezi bakar, öyle. Psikiyatri, yani bazen öyle şeyler oluyor ki belki de obezitesinin altında psikolojik sıkıntı olabiliyor. Hı hı. Hastalardan benim bildiğim örnekler var. Sadece psikoterapiyle zayıflayan hastaları biliyorum. Peki hocam şunu merak ediyorum. Kimlere yapılır, kimlere yapılmaz diye konuşuyoruz ama günümüzde ne yazık ki çocukluk dönemi obeziteyi de artık çok sıklıkla konuşmaya başladık. Maalesef. Bu tip obezite cerrahisi ameliyatlarının diyeyim belli bir yaş aralığı var mıdır? Valla şöyle, artık Amerika'da çok düşük yaşlara kadar indi. Çocukluk döneminde de obezite ameliyatları işte 10'lu yaşlardan başlayarak. Yani mesela siz örnek verdiniz ya, işte çok aşırı kilolu, 1.50 boyunda, işte şu kadar kilolu. Hı hı. O mesela 14 yaşında veya 12 yaşında olmuş olsaydı yine aynı müdahale yapar mıydınız? Valla yapmak lazım 14 yaşında. Yani benim şimdiye kadar yaptığım en düşük yaş 15 yaştı. Hı. Yapmak lazımdı. Çocuk sosyal olarak işte psikolojide, psikologlarla, psikiyatrist arkadaşlarla görüştükten sonra bunun kararını verdik zaten. Peki siz mi, çocuk cerrahı mı? Kötü. Biz. Çünkü çocuk cerrahisi bizim çocuk cerrahi arkadaşlarımız, çocuk cerrah arkadaşlarımız yapmak istemiyorum ama henüz ciddi bir obezite şeyi tecrübeleri, vaka sayısı oturduğu, henüz oluşmadı. Peki yasal altyapıda oturmuşsa da sorun yok. Yasal altyapıda bu yetkilendirme kimdedir? Genel cerrahi yapar. Ama çocuk cerrahisi açısından da yapılabiliyorsa onu tabii ki yaparlar. Ancak genel cerrahiye engel bir durum yoktur. Şimdi bu o kadar ciddi bir sorun ki aslında gelişmekte olan gençlerimizin, çocuklarımızın içerisinde obezite oranı aslında erişkinlere nazaran orantılayacak olursak da hiç de az. Çok sıkıntılı. Ben çocuğumun okuluna gidiyorum. Dersten çıkan çocuklara bakıyorum. Yani hepsi maşallah gürbüz çocuklar. Gürbüz, evet. Gürbüz çocuk sağlıklı çocuk değil. Değildir. Yani işte bizim de toplumumuzda annemiz, vardır bir laf. Nasıl da yanlış söyleyeyim. Son lokmayı da yiyecek tabii. Et bin ayıp örter. O son tabaktakiler çocuk ağlar. Bunlardan kaynaklı tombul çocuklar vardır bizim. Ya evet, maalesef şimdi tombul çocuk böyle sağlıklı çocuk değil. Sürekli zorlamanın ya, şeyi de yok. Bir de hocam lafınızı kesiyorum, kusura bakmayın. Çok fazla şahit olduğum için söylüyorum. Çocukları işte o hazır yiyeceklere alıştırıyorlar. İşte bunu bir ödül gibi, hadi gel seni şuraya götüreceğim deyip götürüyorlar alışveriş merkezlerine. Ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu sene başlattığı çok özel bir program, evet, bir özel bir proje var. Okul kantinlerinde satılabilir logolu yiyecekler ancak girebilecek. Okul kantinlerindeki satılacak ürünlerin içerisindeki un, yağ oranları, son kullanma tarihine de bakılarak üretilen, özel okul kantindeki çocuklar için üretilen mamullerin satılması dönemi başladı. Tabii, ve çok güzel. Bu içinde bulunduğumuz eğitim öğretim döneminden itibaren ama tüm yurt genelinde bir sonraki eğitim döneminde kesinlikle uygulanmak kaydıyla bence bu konudaki farkındalık Milli Eğitim Bakanlığı'nın da desteğiyle. Biz küçükken okullar çok fazla tüketemiyorduk o tür ürünleri. Çünkü hani belki dönemsel bir şeydi. O zaman paramız da olmazdı. Hocam teneffüs kısaydı. Şey de oldu. Teneffüs kısaydı. Bana da hep kısa geldi. Benim en büyük sorun teneffüs kısaydı. Peki. Şimdi obezite ameliyatlarını konuşuyoruz. Biraz daha spesifik konuşacak olursak önümüzde de işte fotoğraflar var. Evet. Ne yapıyorsunuz mideye? Bu insanlar nasıl zayıflıyor hocam? Yani neden ameliyat sonrası insanlar zayıflıyor? Daha spesifik bir şekilde anlatalım mı? Şimdi tabii ki ya bu çocuklara bir şey ekleyebilir miyim? Yani o çok önemli bir şey çünkü çocuklar bu toplumun geleceği. Bizim insanlığımızın geleceği. Lütfen çocukları o ödül noktasında AVM'lere götürüyorlar, evet, işte hamburger yediriyorlar veya işte yani ödül olarak bunları sunmayalım. Yani bunlar çocukların sağlığı için, daha mutlu olması için bir faktör değil. Kalorili içecekleri eve almayalım. Gazlı içecekler, asitli içecekler. Kola türü içecekleri lütfen eve almasınlar. Eve girmesin ya, ayran için. Yoğurt yiyin. Yani güzeli. Bunlar yapılsın. Bunlardan uzak dursunlar. Eve alışkanlık, işte çocuklar sevinsin diye sürekli çikolatalar, şeyler. Bunlar toplumun çok ciddi problemleri. Aslında ödüllendirelim derken çocukları cezalandırmayalım. Çocukları öyle değil mi? Ne güzel söylediniz. Ödüllendirme farklı olmalı. Yani ödüllendirme çocuğun hakikaten psikolojisini rahatlatıcı, davranışsal başka yöntemlerle olmalı. Ödüllendirme çocuğa zararlı bir şey vermek değil. Çocuk çünkü onu bu sefer gerçekten ulaşılması gereken güzel bir şey olarak algılıyor. Ondan sonra bulduğu her fırsatta da tüketiyor. Evet. Yani bu çok büyük problem. Şimdi